112, 112 numarası altında polis acil, jandarma acil, sahil güvenlik acil, afet acil, ambulans acil, itfaiye acil ve orman yangın aciller tek bir numarada birleşmiş bulunmaktadır. Yeni nesil 112 ile birlikte çağrı merkezlerinin haricinde sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bunların başında yabancı dil desteği, yabancı vatandaşlarımızın ülkemizde turist amaçlı veya farklı bir amaçla dolaşmaları nedeniyle Ankara merkezli İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde dil desteği hizmeti sunulmaktadır. Hem ulaştırılmış acil çağrı sistemi ECAL, bu sistem araçlara monte edilmesiyle birlikte çarpma esnasında 112 acil çağrı merkezine çağrı düşmektedir. Diğer bir uygulama ise sayılan engelsiz 112 projesi. Bu engelli vatandaşlarımızın ücretsiz olarak telefonlarına, tabletlerine indirebileceği bir uygulama. 112 acil çağrı merkeziyle anında iletişime geçebilmelerini de imkan sağlamaktadır. Engelli vatandaşlarımız dilerse uygulama üzerinden sağlık problemlerinde kayıt altına alarak ve kendisinin bir yakınını da sisteme dahil ederek rahatla ulaşabileceği bir sistem. Acil çağrı anında bu bilgileri görmemizi sağlayacak, aynı zamanda böylece süreç daha etkili ve hızlı bir hizmet verilmesine imkan sağlayacaktır. Diğer bir uygulamamız engelsiz CİMER Sayın Valim. Burada bakanlığımız ile iletişim başkanlığı tarafından ortak yürütülen çalışmaların neticesinde daha önce görme engelli vatandaşlar için hayata geçirilen engelsiz CİMER uygulaması şimdi de işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız için güncellenmiştir. Merkezimizde bulunan kurumlarımızın personel durumu Sayın Valim. Jandarma acil birimden 6 personel, itfaiye acil birimden 8, orman yangını acil birimden 5, ambulans acil birimden 43, polis acil birimi 12, afet acil birimi 17, uç birim olarak hizmet veriyor. Toplam 91 personel görev yapmaktadır. Yıl içerisinde Sayın Valim, Ertan Müdürüm'ün de bahsettiği gibi bizim çağrı karşılayan personelimiz tarafından 31 Ağustos 2022 1 Ocak ile tarih itibariyle 282.832 çağrı elemiş bir defa. Yani bunda bu çağrılar gerçek çağrılar değil diye elenmiş. Geriye kalan 205.876 çağrıdan ambulans acil için 98.575 çağrı, polis acil için 87.151 çağrı, jandarma acili 11.293, itfaiye acili 6.325, orman yangını acili 1965, afet acili ise 567. Toplam totalde 488.708 çağrı düşmüştür. Bizim aynı zamanda çağrı karşılarının ilk görevi asılsız çağrıları elemektir. İlk kırmızı renkte de görüldüğü gibi 282.832 tane çağrının yükünü, yani emniyet, itfaiye, afet, orman, sağlık gibi çağrıların bizim personelini süzmüş, elemiş, gerçek çağrılar aktarmıştır. Sayın Valim, asıl çağrı oranına baktığımız zaman 2021 yılında %28.6 asıl çağrıydı. 2022 yılına geçtiğimizde çağrı oranımız, asıl çağrı oranı %32.52. Türkiye ortalaması 31.90. Yani Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu da bizim tabii yapmış olduğumuz tanıtımla, sosyal medyada bir de vatandaşlarımızın bir yıldan beri bu tür şeye alışmış olmalarından kaynaklanıyor. 112 acil çağrı merkezine asıl ihbarda bulunan ve gereksiz meşgul eden kişilere bu yıl itibariyle 561 TL idari para cezası uygulamakta da sahip var. Beni sabırla dinlediğiniz için şükranlar arz ediyorum Sayın Valim. Sorusu olan varsa alabilirim.